Herkese selamlar dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Pazarınız da şu ana kadar keyifli geçiyordur. Hepinize Dublin'den tekrardan merhabalar. Lafı uzatmayacağım. Bu haftanın konusuna gireceğim. Bayağı bir merak duyduğunuz. Aslında çoğunuzun yurt dışına çıkma sebebi olur abi. %50 nedir abi? Finans. Daha iyi ekonomik durum, daha iyi bir hayat standardı, ulaşılabilirlik, işte artık sizin için her ne haltsa, arabadır, evdir, ne istiyorsanız işte. Zaten bu sebeplerle yurt dışına çıkıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de bunu yapmak zor abi. O yüzden ben de bugün çok merak ettiğiniz ve bunu gerçekçi bir şekilde anlatacağım, dürüst bir şekilde. Avrupa'da maaşlar nedir? Buna karşılık masraflar nedir? Bugünkü konumuz bu olacak arkadaşlar. Bunu böyle detaylı sizlerle konuşmak istiyorum. Şimdi isterseniz kendi sektöründen, IT'den bahsedeyim. Ondan önce de ben de zaten IT sektöründe şu anda TikTok'ta çalışıyorum. Onun öncesinde arkadaşlar Google'da çalışıyordum. Ondan önce Apple'da çalıştım Türkiye'de. Ondan önce Türk Hava Yolları var. Ondan önce de Schenker Arkas var. Yani böyle don lastiği değiştirir gibi şirket değiştirmeyi pek severim. Öyle söyleyeyim. Neyse. IT sektörü dedik, ilk başta girelim. Şimdi arkadaşlar, İrlanda, Almanya, İtalya, İspanya, bunların hepsini ayrı ayrı bildiğim bütün Avrupa ülkelerine gireceğim bu konuya. İsterseniz bir gelin IT'den başlayalım. Şimdi kesin konuşmak imkansız oluyor aslında bazı konularda. Neden? IT'nin de kendi içerisinde departmanlar var ve her departmanın bir maaş trendi vardır. Şimdi IT operasyon dediğinizde başlangıç 30K iken satış dediğinizde başlangıç 55 oluyor. Anladın mı? Neden? Çünkü satışta rakamlar önemlidir. Bir kota vardır. Tutturman lazımdır abi senin. Sen onu tutturdukça bonus gömer şirket. Sana daha fazla para verir aslında. Satışçılar bonustan toplar parsayı. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Garsonsun, tip alıyorsun. Yani ben satışçıları ona benzetiyorum. Bol bol tip aldıkları için ana maaşlarının çok bir önemi yok. Ama satışçılar ortalama kazanır arkadaşlar. En çok kazanan aslında yazılımcılardır. Giriş seviyesinde 55-60 ile başlarlar. Tecrübeye göre 100-120, bazı şirketlerde 150, bazen de şirketine göre bu durum değişebilir. Peki bu Avrupa'nın tüm ülkelerinde mi böyle? Tabii ki de hayır. Mesela bir İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz gibi Avrupa'nın ekonomik olarak batık dediğimiz ülkelerinde arkadaşlar burada aldığınız 2000 euro orada bildiğiniz yönetici maaşıdır. Neden? Çünkü o ülkelerin asgari ücreti bellidir. Mesela Yunanistan'da asgari ücret 1000 eurodur. İtalya'da 1200 civarıdır. İspanya'da yine 1100-1200, max 1400 civarıdır. İrlanda'da ise asgari ücret nedir arkadaşlar? 1700 eurodan başlar. O yüzden İrlanda'da 1700 euro bir asgari maaş varsa normal bir işte de en az 2000 almak normaldir. O yüzden bu tamamen ülkeden ülkeye de değişebilen bir durum. Onu da bilmenizi istiyorum. Önemli olan aslında sizin kazancınızla birlikte yaptığınız masraftır. Yani aslında taktik böyle olmalı. Bunu düşünmelisiniz. Eğer uzun vadede yurt dışında kalmak istiyorsanız ve doğru bir ülkeyi seçip aynı zamanda birikim yapıp para kazanmak, paranızı bir köşeye koymak, istediklerinizi almak istiyorsanız önemli olan maaşınızdan çok aslında o ülkede yaptığınız masraftır diyebiliriz. Şimdi IT'den örnek verdik. İsterseniz gelin diğer sektörlere de biraz girelim arkadaşlar. Mesela sağlık çalışanı. Burada bir hemşire ortalama 2500 ila 2600, uzmanlığına göre 3000-3200 kazanır ve devam eder. Avrupa'nın genelinde arkadaşlar Almanya, İrlanda, Hollanda gibi ülkelerde ortalama bu kadar kazanır hemşireler. Ama bir İtalya'da, bir İspanya'da Allah versin yani, o imkansız bir şey dediğim gibi batık ülkeler olduğu için. Neyse, devam edelim arkadaşlar. Onun dışında bir öğretmen. Yine gerçekten çok komiktir bu arada. Öğretmen maaşlarını öyle o kadar çok sanmayın. Neden? Genelde yurt dışından, ithal ikame dediğimiz çalışanı dışarıdan alma, işte İspanya'dan, İtalya'dan, ekonomisi kötü olan ülkelerden alınır bu insanlar. Ve çok cüzi, işte 35-40 bu maaşlara başladılar öğretmenler. Acı bir şey arkadaşlar, ama işte onlar da bu taktiği kullanıyor. Niye? Diyor ki adam İtalyan ya da İspanyol, İngilizcesi var, öğretmen. Gel diyor, ben de yapıyorum öğretmenliğini. Ama diyor senin ülkenin fakir olduğunu biliyorum. O yüzden sana 35K veriyorum. Karşıdaki insan da bu maaşı çok sanıyor. İrlanda'yı araştırmamış, böyle tat inek gibi düşüyor buraya, geliyor. Sana bir ay sonra şikayet etmeye başlıyorlar. Öğretmenler de bu şekilde arkadaşlar. Yani başlangıçları 35-40, sonrasına gider. Ha, devlet memurları var. Tabii ki siz devlet memuru olamazsınız. Vatandaş olmadan devletin herhangi bir kurumunda Avrupa'da çalışmanız zaten olası değil. Ama devlet memurlarının arkadaşlar maaşları açık bir şekilde paylaşılır bu arada. İrlanda'da da bu böyledir. Ortalama olarak gerçekten çok kötü bir skaladan başlarlar. Burada işte polisler falan ya da işte normal bildiğiniz ofis memuru gibi insanlar 2000-2100-2200 gibi kötü maaşlarla başlar. Ama devlet memurlarının handikapı şu. Aynı Türkiye'de olduğu gibi her yıl bir maaş zammı konuşulur. Her zaman maaşları artar yani her sene. Ama özel sektörde bu böyle değildir. Bu arada bunu ezbere bilin arkadaşlar. Özel sektörde her sene maaşlar konuşulmaz. Ya da her sene maaşta artış olur diye bir şey yoktur. Bu sözleşmenizde de yazmaz. Bu sadece resmi kurumlarda. Ama zaten dediğim gibi çoğunuz
resmi kurumlarda çalışamayacağınız için aslında buna çok da çok da fazla değinmeye gerek yok. Ama bilin yani bu civarlar. 2000-2200 uzmanlığına göre, yılına göre 3000 falan yani öyle. Ha böyle mesela atıyorum polis şefi olur 3500 falan alabilir. Bu şekilde maaşlar. Peki doktorlar, yine merak edilen bir sektör. Doktorlar arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde kötü kazanan doktor yoktur. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani Türkiye'de de ben doktorların çok çok kötü kazandığını sanmıyorum ama yaptıkları işe göre bence kötü kazanıyorlar. Çünkü çok fazla çalışıyor doktorlar. Zaten biliyorsunuz çoğu doktorumuz da Almanya'ya, diğer Avrupa ülkelerine göç ediyor şu anda. Doktorlar da arkadaşlar burada en kötü haliyle yine bir 4000 Euro'dan başlarlar. Öyle söyleyeyim. 4000, 4500, 5000 yine uzmanlığına göre 6000, 7000 ilerler gider. Komik olan Avrupa'nın çoğu ülkesinde böyle ne bileyim belli bir vasfa sahip olup çalışmak değil de böyle vasıfsız işler diyebileceğimiz grupta mesela ne vardır? Taksi şoförlüğü vardır. Hani vasıfsız deyince yanlış anlamayın. Sadece hani bu vasıfsız iş grubuna girer aslında. Taksi şoförleri arkadaşlar yani 5000-6000 Euro civarında çok ciddi paralar kazanabiliyorlar. Avrupa'nın çoğu ülkesinde. Yani taksi şoförlüğü diye azımsamayın. Cidden deli para kazanırlar. Ya da şefler. İyi bir mutfak şefi gerçekten burada 3000-3500 Euro'yu çok çok rahat bir şekilde kazanır. Öyle söyleyeyim. Ki bu da senelik olarak 60 ila 65 bin bandına tekabül eder diyebiliriz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bir de buralarda maaş görüşmeleri şöyledir. Şimdi siz Türkiye'de nasıl konuşuyorsunuz maaşları? Direkt aylık net alıyorsunuz abi. Ama burada öyle değil. Burada senelik brüt maaş konuşulur. Vergi sana girer. Ama çok güzel bir sistemimiz var. Vergi hesaplama motorları var. Yıllık maaşını koyup, aile durumun işte bekar mısın bilmem ne bunları koyup net maaşını birebir görebiliyorsun. Deloitte var mesela, ondan ben çok rahat bir şekilde yıllık maaşımı görmüştüm, pardon aylık maaşımı. Burada böyle yani Türkiye gibi net konuşulmaz. Size brüt rakam söylenir. İçinde vergi dahildir. Yani hani o rakamın içinde onu çıkardıktan sonra net alırsın. Vergi nasıl işler? Şöyle. 30K alıyorsan vergi %18 civarıdır. 30K dediğim 30 bin euro. 40-45 bin civarı kazanıyorsan vergi %20'ye yakın olur. 50 ile 60 arası kazanıyorsan 25'te 37 bandına doğru gitmeye başlar. 100 ve üzeri kazanıyorsan %40 vergi. Yani 100 bin euro kazanan adamın net maaşı aslında 12 ay için 60 bin eurodur. Yani aylık 5 bin euro yapar. 40 bin euro vergidir. Evet acı gelebilir size ama Türkiye'den de çok farklı değildir. Öyle söyleyeyim. Avrupa'da en fazla da vergiyi uygulayan ülke arkadaşlar Almanya'dır. Almanya'da Allah versin yani. Devletin aldığı vergiyle neler yapılmaz neler. O yüzden belki de bizim oradaki insanlar hani çalışmıyorum deyip kaçak çalışıp bir de devletten para alıyorlar ki bunu çok yapıyorlar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Doğruluğunu doğru bulmasam da maalesef ki bu da bir yöntem. Yani sistemi emde nereden emersene emcükle gelsin yani para aksın yeter mantığıyla. Yani arkadaşlar açıkçası beyaz yakalı olup gerçekten böyle 5 yıl içerisinde 6 yıl içerisinde ciddi çok ciddi dediğimiz işte ciddi rakam nedir? Ayda 10 bin eurodur. Bir para kazanmanız çok olası değil. Dürüst olayım yani. Hiçbir ülkede en azından Avrupa'da size aylık 10 bin euro bu tarz işlerde başlangıç orta seviye vermezler. Bunu bir tarafınıza yazın. Yani buradan anlayacağınız aslında Avrupa'da öyle herkes de zengin değil. Özellikle masraflar düşündüğünde şimdi masraflara girelim. Masraflarda mantık şu arkadaşlar. Sen maaşının 3'te 1'ini ev kirası ve faturalarına vermelisin. Gerisi senin cebinde kalmalı. Ha bu pratikte oluyor mu? Çok nadir ülkelerde. Nerede? Hollanda'da, Almanya'da olur. İrlanda'da hayatta olmaz. Neden? Adam alsın ortalama 2500. 1 artı 1 ev kirası 1700. Hani o da bulursa bu arada. Evde yok da. Hadi buldu. Odalar 1000 euro. Oda lan oda yani. Boş odaya 1000 euro veriyorsun. Kira 1 artı 1 1700. Düş bakalım 1700'ü. Kaldı 800. Ne yapacaksın? Yiyeceksin, içeceksin. Bitecek paran yani. Ay sonunu getirirsen helal olsun. Çünkü 800 euro diye görmeyin arkadaşlar. 800 euro 800 TL burada. Anladın mı? Hani o Türk mantığından bir vazgeçin. 20 ile çarpıp durmayayım. Kurban olayım. Bizim öyle bir dünyamız yok burada yani. Hani böyle arkadaşlar işte. Asıl aslında sizin maaşınız değil de sizin o ülkedeki yani hani geleceğinizi belirleyen masrafınız oluyor. O yüzden ben çoğu videomda size diyorum ki parayı kuzeyde kazanın, Avrupa'nın güneyinde yiyin. Neden? Çünkü oralar daha uygun. Burada 1700 liraya sen 1 artı 1 hani gerçekten bir boka benzemeyen evde yaşarken İtalya'da ya da Portekiz'de ya da Yunanistan'da villada yaşarsın. Bak villa diyorum ha, apartman evde demiyorum. Bildiğin villa. Çok rahat da tutarsın bu arada. Öyle söyleyeyim yani. Merak eden internetten açsın baksın. O yüzden önemli olan arkadaşlar masraf ve sizin ne kadar akıllı olduğunuz bu konuda. Şimdi bazı arkadaşlar gelip buraya işte 500 bin 600 bin euroluk evlerin altına imza atıp 20 yıllığına 30 yıllığına sittin sene belki ömrü yetmeyecek ev alıyor. Ben bunu mantıksız buluyorum abi. Neden? Kimsenin kölesi olmam bu bir. Özellikle de kendi satın aldığım bir malın kölesi olmayı tercih etmem. Neden? Sen borçlu olduğun sürece kendi hayatından taviz veriyorsun. Anladın mı? Yani o yüzden bana sorarsanız kısa vadede işte kısa vade nedir? Max 5 ila 6 yıl içerisinde
ev mi alacaksın? Evini bu şekilde alabileceğin bir ülkeden al. Daha mantıklı. Yani burada 600'e vereyim işte, bizim bu çakal çukul hesaplar var ya, kira getirisi bilmem ne oldu. Beyaz atletini de giy, çayını da al abi, otur öyle, kira bekle, çekirdek çıtla yani. Hani böyle de leş olmayın yani, bu çok leş bir durum. Öyle söyleyeyim, ben doğru bulmuyorum. Benim için mantık şu abi, İrlanda'da 3 mü alıyorsun? İşini bozmadan, remote bir şekilde uzaktan çalış, git buradan Yunanistan'a. Al bak bakalım o 3000 euro ile nasıl yaşıyorsun? Çünkü 3000 euro Yunanistan'da çok ciddi paradır. Yani iki işte, çok iyi iki işte çalışıp 3000 euro kazanamazsın mesela Yunanistan'da ya da İtalya'da. İtalya'nın asgari maaşı 1200 euro arkadaşım. Ya da İspanya 1400. Yani dediğim gibi arkadaşlar, yani önemli olan yaptığınız masraftır. Maaşınız değil. Anlatabildim. O yüzden hep 3'te 1 mantığıyla gidin. Eğer bir ülkede uzun vadeli kalmak istiyorsanız o ülkedeki masrafınıza bakın ve bunun maaşınızın kaçta kaçını götüreceğine bakarsanız bence o zaman rahat edersiniz. Yani faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bayağı bir aslında değindik, sektör olarak da bilgi verdik. Biraz da hukukçulara değinmek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir Türkiye'linin gelip burada avukatlık yapması olası bir şey değil maalesef. Çünkü hukuk sistemi çok farklı, yasaları çok farklı. Türkiye'ye en yakın hukuk sistemi olan ülke Almanya'dır. Yani avukatsan abi, kendi işinle ilgili bir şeyleri zorlamak istiyorsan Almanya'ya git. Öyle söyleyeyim, bizim hukuk sistemimiz biraz daha oralardan copy paste gibi. Hani işin içinde İtalya'da var da hani böyle. İrlanda arkadaşlar çok ayrı. Ha, hukuk diplomam var, burada ne yapabilirim? Yani illaki yapamaz mıyım? Yaparsın. Ekstra eğitim alırsın, sınavlara girersin, avukatlık lisansını alırsın, yaparsın. Anca böyle olur. Ya da IT sektöründe legal dediğimiz yasal departmanda çalışabilirsin. Yani hani bu olabilir en fazla. Onun dışında ne yaparsın abi? Bir şey yapamazsın yani. Gidersin, garsonluk eylersin, ne bileyim yapar. Bu tarz işler olur yani. Kimseyi de küçümsemiyoruz, sadece söylüyorum yani. O yüzden bu hukukçular abi, bu muhabbeti artık kesin yani. Bana sormayın bunları. Çok geliyor çünkü avukatım, daha avukatlık yapamazsın abi, olmuyor. Spesifiksiniz, anladın mı? Yani avukatlık spesifik bir iş abi. Savcı ol, hukuk yani hakim ol, aynısı çok spesifik. O yüzden kendi ülkenin yasalarına daha uygun bir Avrupa ülkesini seçmen lazım. Öyle söyleyeyim. Herkese doktorlar mesela. İrlanda'ya doktorlar gelmiyor. Nereye gidiyor? Almanya. Çünkü bizim sağlık sistemimiz Almanya'ya çok yakın. O yüzden doktorlar daha çok Almanya'yı tercih ediyor. Öyle söyleyeyim. Ha tabii, Almanca'yı öğrenebileceksen Almanya'ya git var bir de. Onu da hesaba katmanız gerekiyor. Yani toplarsak arkadaşlar olay şu. Eğer bir ülkede masrafınız çoksa, maaşınız ona nazaran daha azsa, size az geliyorsa, o zaman sizin gerçekten daha az masraf yaptığınız bir ülkeye taşınmanız lazım. Ama bir şekilde aynı işi, aynı maaşı tutarak. Bu kolay değil, zor. Bu IT'ciler için çok kolay. Uzaktan çalışabilecek insanlar için kolay. Ama onun dışında biraz daha zor arkadaşlar. Ya da ülke seçiminizde gerçekten kazandığınız paranın 1/3'ünü harcayacağınız bir ülkeye geçmeniz tavsiye edilir. Yani umarım buradan anlamışsınızdır. Avrupa'da biz zengin zengin gezmiyoruz. Hatta ben şunu söylemek istiyorum. Gördüğüm bir şey çünkü bu. Geçenlerde işte Apple Store önünde bir kuyruk oluşmuş, insanlar telefon bekliyor ama muazzam yani. Hani böyle, hani neresiydi o, Zorlu Center'da herhalde, Türkiye'de, İstanbul'da. Abi yani hani doldurmuşlar anasını satayım. Şimdi düşünüyorsun, bu adamlar 40-45 bin TL'ye işte iPhone 14 Pro alacak. Tamam, 45 bin TL. Türkiye'de ortalama yani standart bir işte ne kadar kazanırsın? 7 mi? 7'yi çarp abi 12 ayla, 84 bin. Net maaşın bu senin. Şimdi 84 binin de Türkiye'de bir kira 6 bin desek İstanbul'da. Hadi sen birisiyle paylaşıyorsun, 3 ver. Ne yaptı 12 ayda? 36K. 36 bini 84'ten tüş, ne kaldı geriye? 48 mi kaldı abi? 48 bin TL'n kalıyor senin. Bütün 12 ay için, geçinmen için. Aylık 4 kağıt yapıyor. Ve sen gidip onun tamamını cep telefonuna harcıyorsun. Ha valla, bunu harcayabiliyorsanız demek ki paranız var yani. Kusura bakmayın. Bunu da söylemek istiyorum. Yani hani cebindeki telefon çıkar muhabbeti değil bu. Sadece basit matematik yaptığınızda bir ülkenin insanları bir cep telefonuna 48 bin TL harcayıp 12 ay aç gezebiliyorsa abi, bence aç değillerdir. Ki bunu göze alıyorlardır. Ya yani bunu biraz Türkiye'de şey olarak görüyorum. Herhalde bunu bir rüşt ispatlama. Hani iPhone'u olan işte daha havalı mıdır nedir, nasıl bir kafanız var bilmiyorum ama bana sorarsanız bu konuda yaptığınız ya da bunu yapanlar, abi derin saçmalıyorsunuz ya, öyle söyleyeyim ya. En azından bunu yapanlar ben açım demesin abi. Sen açlığı göze almışsın diyorum. Neyse, bu da böyle bir anı. Biz burada bunu yapmıyoruz. Çok canınız iPhone çekiyorsa alın bir Schengen vizesi. 3 aylık verilir bir yerden. Git bir tane şeye, restorana Avrupa'da. De ki ben burada kısa bir ay çalışayım mı diye. Bir ayın sonunda iyi sıkarsan dişini bir iPhone parası çıkarırsın. Derdin buysa. 2 ayda gez yani, öyle arkadaşlar. Gidip vermeyin, böyle deli deli işler yapmayın. Neyse, benden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyifli olmuştur. Sorular olursa videonun yorumlarında paylaşırsınız. Atladığımız, es geçtiğimiz bir şey olursa yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşça kalın.